değer gerçekte matematiğin en temel tanımlarından bir tanesidir ve şu tanım mutlak değerin ne olduğunu ifade etmeye yeter. Bir sayının mutlak değeri, o sayının sıfıra olan uzaklığı demektir. Yani bir A sayısının sıfır olan uzaklığına biz o sayının mutlak değeri diyoruz. Uzaklık kelimesi kendi içinde birçok şeyi barındırıyor. Mesela uzaklık negatif olur mu? Evimizle okulumuzun arası eksi 2 kilometre olabilir mi? Olamaz. Uzunluk, uzaklık negatif olmaz. Gittiniz eksi 2 metre kumaş alabilir misiniz? Alamazsınız. Evet, demek ki uzaklık, uzunluk kendi içinde pozitif olmayı, en azından sıfır, sıfırdan daha küçük değer almamayı da içinde barındırıyor. Yani biz mutlak değer derken, sıfıra uzaklığı derken aslında bir sayının pozitif değerini kastediyoruz. Pozitifse kendi değeri, negatifse eksisi olarak bunu tanımlayacağız. Şimdi A sayısıyla eksi A sayısının sıfır olan uzaklıkları birbirine eşittir. Ne gibi sayı doğrusu üzerinde? Sıfırımız burada. Bakın burası 5, burada eksi 5. Uzaklık deyince burası kaç birim? 5 birim. Eksi 5'in sıfıra uzaklığı da 5 birim. Dolayısıyla bunların mutlak değerleri eşit. Yani mutlak değer eksi 5 eşittir 5. O da kaç oluyor zaten? 5 oluyor. Bundan dolayı bir A sayısıyla onun eksilisinin sıfıra olan uzaklıkları, yani mutlak değerleri birbirine eşit. Şu kısmı çok iyi biliyoruz. Yani mutlak değerde bize bir sayı verince mutlak değerini bulmayı biliyoruz. Eksi 5'in mutlak değeri 5. 5'in mutlak değeri 5. Pozitifse zaten kendi. Negatifse de eksiyle çarpıyoruz. Sıfırın mutlak değeri de nedir burada? Sıfır. Tabii tanım önemli. Yani mutlak değerin tanımı. Diyor ki bize, sayı doğrusu üzerindeki bir A sayısının sıfıra uzaklığı 5 birim. Bakın, sayı doğrusu üzerindeki bir A sayısının sıfıra uzaklığı 5 birim. Bunun matematiksel gösterimi şu. Mutlak değer A eşittir 5. Peki, tanımı kullanırsak sıfır uzaklığı 5 birimse ya sıfırın sağ tarafında burada 5 ya da sol tarafında 5 birim sol tarafına gidersem nereye götürecek? Eksi 5'e. Demek ki A sayısının alacağı değer ya artı 5 ya da nedir? Eksi 5'tir. Anladık? Devam ediyoruz. B sayısının sıfıra uzaklığı 4 birim. Yine bir sayı doğrusu çizelim. Burada da B sayılarını gösterelim. Şurası 0. Madem ki sıfıra uzaklığı 4 birimse ya sıfırın sağ tarafında artı 4 ya da sol tarafa 4 birim gelirsek biz nereye götürecek bizi? Eksi 4'e. Bakın matematiksel ifadesi şu. Mutlak değer B eşittir 4. Peki B'nin alacağı değerler sıfırın sağındaysa B eşittir 4 olabilir. Solundaysa B eşittir eksi 4 olur. A için 2 tane değer var. B için de 2 tane değer var. A artı B'nin alacağı değerleri bulalım. Bulalım arkadaş birlikte. A artı B için şuraya bir tablo yapalım. A artı B değerlerini bulmak için. Şimdi A'nın alacağı değer 5 ise A 5 iken B 4 olabilir. A 5 iken B eksi 4 olabilir. Doğru mu? A'nın alacağı değer eksi 5 ise A eksi 5 iken B 4 olabilir. A eksi 5 iken B eksi 4 olabilir. Bu durumda toplamın alacağı değerleri hemen yazalım yanına. Bakın yanına yazalım. 5 artı 4 kaç olur? 9. Ya da 5 artı eksi 4 kaç olur? 1. Ya da eksi 5 artı 4 ne olur? Eksi 1. Veyahut eksi 5 artı eksi 4 kaç olabilir? Eksi 9 olur. A artı B'nin alacağı 4 farklı değer bulmuş olduk. Mutlak değerle ilgili yapacağımız en temel işlem bir sayıyı mutlak değerin dışına çıkarma. Buradaki mevzu çok açık ve net. Eğer mutlak değerin içindeki ifade A sayısı, önce A sayısının işaretine bakılır. A sayısının işareti artı mı eksi mi ya da sıfır mı? Eğer A sayısı burada büyük eşittir sıfır ise, A büyük eşittir sıfır ise mutlak değeri kendisine eşittir. Mutlak değer A eşittir A'dır. Eğer A sayısı negatifse ya da yine sıfırsa, sıfır iki tarafa da dahil ediyoruz, bu önemli. A sayısı küçük eşittir sıfırsa mutlak değer A ne eşit olacak? Eksi A'ya. Sıfırı hariç tutarsak, sıfırın mutlak değeri sıfır. Eğer mutlak değerin içi artıysa aynen çıkarıyoruz, eksi ise eksiyle çarpıyoruz. Bak sıfır hariç, sıfırı iki duruma da dahil edebiliriz. Sıfırı hariç tutarsak, mutlak değerin içi artıysa aynen çıkarıyoruz, eksi ise eksiyle çarparak mutlak değerin dışına çıkaracağız. Aşağıdaki ifadeleri mutlak değerin dışına çıkaralım. Çıkaralım. Bize ne diyor? A büyük 3. A 3'ten büyükse A 3'ün işareti ne olur? Artı. Çünkü 3'ten büyük. Ben 4 yazsam 4 eksi 3 artı 1 oldu. Artı olduğu için aynen çıkarıyoruz. Bakın mutlak değer A eksi 3 eşittir A eksi 3. A küçük B. Yani bize diyor ki A küçük B ise mutlak değer A eksi B'yi bulalım. A küçük B. Bakın küçükten büyüğü çıkarıyorum. A'dan B'yi çıkarıyorum. Değer vererek de bakabilirim artı mı eksi mi diye.
Bu da çok temel bir durum değil mi? Küçükten büyüğü çıkarsak eksi. Eksi ise için eksiyle çarpıyorum. İşte bu eksiyle a'yı çarparsam eksi a, eksiyle eksi b'yi çarparsam artı b. Negatif olduğu için eksi de çarparak mutlakların dışına çıkardık. Karşınıza çıkacak çok böyle temel klasik sorular bunlar. Diyor ki a 3, 7 aralığında buna göre bu ifadenin eşitini bulalım. Bulalım. Şimdi bu a artı 2 sayısı pozitif mi negatif mi? Bize bu lazım. Doğru mu? Bu aradan bir tane sayı seçip bakabilirsin. Örneğin 4 yazarsan. 4 artı 2, 6 demek ki pozitif. Ya da bunun içinde 0 yapan sayı kaç bakın. A artı 2'yi 0'a eşitlersem ne çıktı? Eksi 2. Bunun kritik noktası eksi 2. Eksi 2'den büyük olan tüm değerler için pozitif, küçük olan değerler için negatiftir. Böyle de bakılabilir. Ama değer vermeyi kullanabilirsin. Yani çünkü derdimiz burada artı mı eksi mi ona bakmak. Oradan bir tane sayı seçtim, yazdım. İçi ne oldu? Artı. Artının bizim için anlamı ne? Aynen çıkacak. Aynen çıkarttık bunu. A artı 2. Buraya geldik. A eksi 10. Hani 4 demiştim ya, 4'ü yazarsam bunun yerine 4 eksi 10 eksi 6. Ne oldu? Negatif. Bu kadar. İçi artı mı eksi mi onu arıyorum. İçinin eksi olduğunu buldum. Çünkü A sayısı 10'dan küçük. A'dan 10 çıkarsam eksi olur. Şimdi bu eksiyle içini çarpıyorum. Buradaki işaret eksi olursa, yani önce eksiyle bu işareti sonra bunu çarpın. Artı olursa da. Çünkü iki tane işaret girecek ya. Artta bir şey değişmez de eksi de kafamız karışmasın. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi 10'la da içini çarpıyorum. Eksi A artı 10. Buradan A'lar gitti. 10 artı 2 ne oldu? 12 olarak işlemin sonucunu bulmuş oldum. Birkaç örneğe daha bakalım. A küçük, 0 küçük ve olmak üzere bu ifadenin eşitini bulalım. Bakın önce mutlak değerler içi artı mı eksi mi bunu bulacağız. Bir kere burada hiç zorlanmadık çünkü mutlak değer A diyor ya. A zaten 0'dan küçükmüş eksi. A B'den küçük. A'dan B'yi çıkarırsam, küçükten büyüğü çıkarırsam eksi. B 0'dan büyük artı. Şimdi eksi olduğu için eksiyle içini çarptık eksi A oldu. Bakın şu iki işareti çarpıyorum. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Eksiyle de mutlakların içini çarparsam eksi A artı B. Bu pozitif ama önde eksi var. Bu iki işareti çarparsak eksi. Ona da mutlakların içini çarptık. Ne oldu? Eksi B oldu. Artı B eksi B gitti. Neye eşit oldu? Eksi 2 A'ya eşit oldu. Şöyle bir örneğe daha bakalım. Önemli bir örnek. Mutlak değer x eksi 3 eşittir x eksi 3. Ve mutlak değer x eksi 6 eşittir 6 eksi x. Buna göre x'lerin yazılacak tam sayıların toplamını bulalım. Şimdi mutlak değer x eksi 3, x eksi 3'e eşitse, yani bu ifade dışarıya nasıl çıkmış? Aynen çıkmış. İşte bakın bu şu demektir. X eksi 3 büyük eşittir 0. Aman ha buraya eşitliği koymayı unutmayın. Çünkü 0 da dışarıya 0 olarak çıkar. Dolayısıyla burada ne oldu? X büyük eşittir 3 oldu. Şimdi x eksi 6 ifadesi dışarıya nasıl çıkmış? Eksi ile çarpılarak. Demek ki bunun içindeki ifade x eksi 6 ifadesi küçük eşittir 0. Buraya da eşitliği koyuyoruz. Çünkü 0'ı artı ile çarpsak da 0, eksi ile çarpsak da 0. 0'ı iki tarafa da koyuyoruz. Buradan ne bulduk? Bakın eksi 6'yı atarsak x küçük eşittir 6 bulduk. Şimdi bunları birleştirirsek x büyük eşittir 3, küçük eşittir 6. X'in alacağı değerler 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Bunların toplamını istiyor bizden. Topladık. 9, 9, 18 olarak x'in alacağı değerleri bulmuş olduk. Mutlak değerin 0'a eşit olması. Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer her zaman nedir? 0'dır. Yani mutlak değerin içine ne yazarsak yazalım her zaman büyük eşittir 0. Bundan dolayı iki tane mutlak değerli ifadeyi topladım. Sonuç ne oldu? 0. Şimdi iki sayının toplamı 0. Bakın buraya dikkat. Örneğin ben 4 ile hangi sayıyı toplarsam 0 olur? Eksi 4'ü. Ama bu eksi olamıyor ki. Demek ki bu mutlak değer her zaman büyük eşittir 0. Bu mutlak değer de büyük eşittir 0. Bu pozitif olursa bunun ne olması lazım? Negatif, ama böyle bir şey mümkün değil. Demek ki her iki mutlak değerin de pozitif olması gibi bir durum sonuçta 0 olmayacağından dolayı bu eşitliği sağlayacak tek bir durum var. İçlerinin 0 olması. Evet. İki tane mutlak değerli ifadeyi topladık. Sonuç 0 ise bunu sağlayan tek bir durum vardır. Mutlak değerlerin içinin 0'a eşit olması. İşte bundan dolayı mutlak değer x artı a, y artı b 0 ise x artı a'yı 0'a, y artı b'yi 0'a eşitleyerek x y değerlerini buluruz. Bakın hemen örneğimiz. Ne demiş bize? Mutlak değer x eksi 3 artı, mutlak değer x artı y eksi 5 eşittir 0. İki tane mutlak değerin toplamı 0 ise bakın bu 0. Bu ne demek? X eşittir 3. X yerine 3'ü yazdık. Burada 0 olacak ya. 3 artı y eksi 5 eşittir 0. Yani
y eksi 2 eşittir 0. Sonuç olarak y eşittir 2. X'i de bulmuştuk. Bizden x çarpı y'yi istiyor. X çarpı y 3 çarpı 2 o da eşittir 6 olarak bulmuş oluruz. Mutlak değerin en büyük ya da en küçük değeri daha önce de bahsettik. Mutlak değerli bir ifade her zaman nedir? Büyük eşittir 0'dır. Bundan dolayı mutlak değer x'in alabileceği en küçük değer negatif olamayacağı için en küçük değer her zaman neye eşit olur? 0'a eşit olur. Bu da mutlak değerin içinin 0 olması demektir. Şimdi bize a sayısı verilmiş. Bakın a eşittir büyük a. Mutlak değer x eksi a artı mutlak değer x eksi b. Bunun en küçük değerini soruyorsa a'nın en küçük olması için ayrı ayrı mutlak değerlerin için 0'a eşitleyeceğiz. Bulduğumuz değerleri yazacağız. X değerine öncelikle birinci mutlak değerin için 0 yapan sayıyı yazacağım. Sonra ikinci mutlak değerin için 0 yapan sayıyı yazacağım ve sonuçlara bakacağım. Bulduğum sonuçlardan hangisi daha küçükse a'nın en küçük değeri odur diyeceğiz. Yani mutlak değerli bir ifadenin en küçük değerini bulmak için mutlak değerlerin içini 0 yapan sayıları götürüp yerine yazacağız. Bakın 3a-5b'nin mutlak değerinin en küçük değeri için a artı b bölü a-b nedir? Şimdi ben 3a-5b'nin mutlak değerinin en küçük değeri nedir? 0. Dolayısıyla içi 0 olacak. Bu ne demek? 3a eşittir 5b demektir. Buradan a bölü b eşittir ne oldu? 5 bölü 3. E şimdi biz neyi arıyoruz? A artı b bölü a eksi b'yi arıyoruz. O halde a'ların yerine 5, b'lerin yerine 3 yazarsak 5 artı 3 bölü 5 eksi 3'ten 8 bölü 2'den kaç oldu? Bu oranı 4 olarak bulmuş olduk. Mutlak değerli denklemler a sıfırdan büyük olmak üzere bu önemli. Mutlak değer x eşittir a. Hani neydi mutlak değerin tanımı? X'in diyor sıfıra uzaklığı a birim. Bakın burası sıfır. Şimdi sıfıra uzaklığı a birim olan sayılar sıfırın sağ tarafındaysa nereye gelir? A'ya. Eğer sıfırın sol tarafındaysa uzaklığı a olacak ya a pozitif sayı. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi a. Bundan dolayı mutlak değer x eşittir a denklemin iki tane çözümü var. Ya x eşittir a'dır ya da x eşittir eksi a'dır. Yani bir artılı bir eksili çıkarıp mutlak değer denklemleri genel olarak çözeceğiz. Mutlak değer x eksi 3 eşittir 2. Bakın bir artılı bir eksili. Yani x eksi 3 eşittir 2 olabilir ya da x eksi 3 eşittir eksi 2 olabilir. X eksi 3 2 ise şu eksi 3'ü attık bu tarafa artı olarak geçti. X 5 olabilir. Yine bu eksi 3 buraya artı olarak geçti. X eşittir eksi 2 artı 3'ten. X eşittir 1. Demek ki denklemin çözüm kümesi ne oldu? 1, 5'ten oluşan küme. Mutlak değer a eşittir eksi 7. Bir sayının mutlak değeri eksi 7 olabilir mi? Olamaz. Mutlak değer negatif olmaz. En küçük sıfırdır. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi ne olacak? Boş küme. Dikkatli olmayı gerektiren bir durum. Hemen şu örneğimize bakalım. Mutlak değer 2x eksi 4 artı mutlak değer 6 eksi 3x eşittir 15. Denklemin çözüm kümesi. Bu şekilde birden çok mutlak değer içeren ifadeler varsa mutlak değerlerin içini ortak paranteze alabileceğiniz kadar alın. Yani ne kadar sayıyı dışarı çıkarabiliyorsak çıkaralım. Çünkü bize kolaylıklar sağlayabilir. Şimdi bakın burayı iki parantezine alıyorum. İki parantezinde mutlak değer x eksi 2 değil mi? Artı. Burayı da eksi 3 parantezine alıyorum. Eksi 3 parantezinde dikkat yine mutlak değer x eksi 2. Sanki bunlar birbirinden farklı ifadeler gibi görünüyordu. Ortak parantezi alınca aynı ifadeler olduğunu gördük. Eşittir 15. Şimdi 2'nin mutlak değeri 2. Mutlak değer x eksi 2 artı. Eksi 3'ün mutlak değeri yani bunu şöyle yazabiliyorum değil mi? Eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 2 diye. Eksi 3'ün mutlak değeri de 3 tane mutlak değer x eksi 2 kaç eşit 15'e. 2 tane buradan. 3 tane de buradan. 5 tane mutlak değer x eksi 2. 15'e eşit mi? Bir tarafı 5'e bölelim. Bunu 5'e böldük gitti. Burayı böldük 3 kaldı. Bakın denklem şuraya geldi. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 3. Ne diyorduk? Bir artılı bir eksili. Hemen x eksi 2 eşittir 3 ya da x eksi 2 eşittir eksi 3. Eksi 2 buraya artı olarak geçti. X eşittir 5. Eksi 2 buraya artı olarak geçti. X eşittir eksi 1. Demek ki denklemin çözüm kümesi ne oldu bakın? Eksi 1 ve 5 olarak bulmuş olduk. İki tane mutlak değerin eşitliğini içeren denklemler. Yani yine en temel anlamda nasıl göstermişiz bakın. Mutlak değer x eşittir mutlak değer y. Şimdi iki sayının mutlak değerleri birbirine eşitse ya bu sayılar birbirine eşittir
X eşittir Y'dir. Hani bir artılı bir eksili mantığı burada çalışır. Ya da biri diğeri negatiftir. X eşittir eksi Y'dir. Demek ki iki tane mutlak değer birbirine eşitse içlerini bir pozitif olarak eşitleyeceğim. Bir de biri diğerinin negatif olarak eşitleyip elde ettiğimiz denklemleri çözeceğiz. Hemen şu örneğimize bakıyoruz. Mutlak değer x eksi 3 eşittir. Mutlak değer x eksi 3 eşittir. Mutlak değer 2x artı 6 denkleminin çözüm kümesini bulalım ve x değerlerinin toplamını sormuş bize bulalım. Bir artılı bir eksili bakın mantık her zaman çalışır. X eksi 3 eşittir. 2x artı 6 pozitif olarak eşitledim. Bir de bir tanesini eksiyle çarpıyorum. Yani x eksi 3 eşittir. Eksi parantezinde 2x artı 6. Buradan denklemi çözmek için sayılar bir tarafa, x'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa. Şimdi şöyle bu x bu tarafa eksi olarak geçecek. 6'yı da bu tarafa alalım. Eksi 3 eksi 6 eşittir 2x eksi x. Yani eksi 9 eşittir x. X'in alacağı değerlerden birini eksi 9 olarak bulduk. Diğer değer için x eksi 3 eşittir eksi 2x eksi 6. Eksi 2x buraya artı olarak geçer. X artı 2x eksi 3 de buraya aldık. Artı 3 olarak. Yani 3x eşittir eksi 3'ten. X'i de eksi 1 olarak bulduk. Demek ki denklemimizin çözüm kümesini yazacak olursak eksi 9 ve eksi 1 sağlayan x değerlerinin toplamı eksi 9 artı eksi 1'den bu değerlerin toplamı eksi 10 olarak bulmuş oluruz. Mutlak değerli eşitsizliklerden bir tanesi, birincisi küçük eşit şeklinde olan mutlak değer x küçük eşittir a şeklinde ise hani o bir artılı bir eksili mantığı yine burada karşımıza çıkacaktır. X bunun eksilisi ile artılısı arasındadır. Yani x büyük eşittir eksi a küçük eşittir a. Yani bunun şöyle sayı doğrusu üzerindeki mantığından da bahsetmek istiyorum. Bakın mutlak değerin tanımı çok önemli. Şu ifade bana ne anlatıyor? Diyor ki x'lerin a'ya uzaklığı, hani x'in mutlak değeri ne demek? X'in sıfıra uzaklığı a'dan küçük ya da eşit. Şimdi mutlak değer x, x'in sıfıra uzaklığı, x burası. Sıfıra uzaklığı tam a birimse x burada olabilir ya da x a birimse burada olabilir. Daha küçükse nerelerde olacak? Bakın buradaysa şu aradaki sayılar. X'lerin alacağı değerleri bu arada seçersek a ile eksi arasında artık burada seçeceğim herhangi bir sayının sıfır uzaklığı a'dan küçük. Yani mutlak değer x a'dan küçük olur. Bundan dolayı eğer eşitsizlik mutlak değer x küçük eşittir a ise x eksi a ile a arasındadır. Eşitlik varsa buraya yeni eşitlik koyarız. Hemen şöyle sayısal değerleri uygulayabileceğimiz örneklerimize bakalım. Mutlak değer x küçük 2. Bakın mutlak değer x küçük 2 ise ne diyoruz? Eksi 2 küçük. X eksi 3 küçük 2. Bu eşitsizliği çözmek için şu 3'ten kurtulmamız lazım. Eksi 3'ten kurtulmak için her tarafa 3 ekledik. Artı 3 artı 3 artı 3. Burası 1, x ve ne oldu? 5. Demek ki x'in 1-5 aralığında olması yetiyor. Mutlak değer 17x'i 7x küçük eşittir. Dikkat buraya nedir? Eksi 4. Diyor ki mutlak değer eksi 4'ten küçük olacak. Olur mu? Mutlak değer negatif olur mu? Eksi 4 dediğimiz sayı şurada. 0 burası. Eksi 4 burası. Diyor ki mutlak değer burada. Olmaz ki. Değil mi? Yani bir sayının mutlak değeri negatif olmaz. Dolayısıyla bu eşitsizliğin çözüm kümesi ne olacak? Boş küme olacak. Buralara dikkat. Buralar gerçekten ciddi tuzaklar içeriyor. Büyük eşit şeklinde olan eşitsizliğimize geldik. Bize diyor ki mutlak değer x, mutlak değer x büyük a. Şimdi şunu bir anlayalım arkadaşlar. Bakın mutlak değerin anlamı neydi? X'in sıfıra uzaklığı. Şurası sıfır. X'in sıfıra uzaklığı a birim olursa x şurada olsun. Bakın a birimse burada. Yine a uzunluk olduğu için eksi a burada. Yani biz x'i tam şurası seçersek ne olacak? Sıfır uzaklığı a birim olacak. Ama bana diyor ki a'dan daha büyük olsun. O halde nerede seçmem lazım? Burada. Yani şurada seçeceğim sayıların, x'lerin sıfır uzaklığı a'dan büyüktür. Ya da bu tarafta. Bu tarafta seçeceğim sayıların da yine sıfır uzaklığı a'dan daha büyük olacaktır. Bundan dolayı eğer benim eşitsizliğim mutlak değer x büyük a, yine koşulumuz a büyük sıfır olmak üzere. Yani bu baş koşulumuz. Ne diyoruz? Pozitifinden büyük x büyük a olabilir veya x küçük eksi a olabilir. Pozitifinden büyük, negatifinden küçük olacak şekilde değerler alabilir x'lerimiz. Hemen örneğimize bakalım bununla alakalı. Ne demiş bakın? Mutlak değer x eksi 5 büyük eşittir 4. Ya x eksi 5 büyük eşittir 4'tür ya da
x eksi 5 küçük eşittir eksi 4'tür. Yani pozitifinden büyük, negatifinden küçük diyoruz. Şu eksi 5'i bu tarafa atacak olursak buradan eşitsizliğimizi x büyük eşittir 9 olarak çözmüş oluruz. Yine eksi 5 bu tarafa artı olarak geçerse bakın x küçük eşittir ne oldu? 1 oldu. Çözümler bu şekilde olacaktır. Bunların birleşimi olacaktır. Birleşimi iki ayrı küme. Mutlak değer 2x eksi 3 büyük eksi 10. Bakın eksi 10. Eksi 10'dan büyük diyor. Biz şunu biliyoruz. Mutlak değerin içine ne yazarsan yaz büyük eşittir 0 değil mi? 0 da eksi 10'dan büyük. Artık benim buraya ne yazdığımın bir önemi yok ki. Ne yazarsam yazayım mutlak değeri ne olur? Eksi 10'dan büyük. Demek ki bu eşitsizliğin çözüm kümesi ne olacak? Bütün reel sayılar, bütün gerçek sayılar bunu sağlayacağı için çözüm kümemiz reel sayılar kümesi olacak.